Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Üstü ifadeler konusunda sizler birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle üstü ifadelerin tanımını yapacağız. Üstü ifadelerin özelliklerini göreceğiz. Üstü denklemleri yapacağız. Yani üstü sayıların içinden geçeceğiz arkadaşlar. Bugün günlerden neymiş bakalım çarşamba. Bugün günlerden neymiş derken takvimimize bakıyorsa bir de 14 Aralık çarşambaymış. Üstü sayılar Dört gün sonra da köklü sayılar var. Sonradan da size çalışmak için çok güzel bir süre kalıyor. Bu süre zarfında da lütfen güzel gene çalışalım. Çünkü birinci dönem ikinci yazılılar geliyor. Arkadaşlar benden söylemesi. Hemen devam edelim. Üste ifadelerin tanımını yapacağımızı söyledik. Denk, özelliklerini ve denklemlerini yapacağını söyledik. Ve artık nerede kullanacağını da söyleyelim. Bitirelim. Çok büyük veya çok küçük sayılar içeren durumlarla ilgili ifadelerde biz üslü sayıları kullanmak işlemleri kolaylaştıracak. Mesela 1024 yazmak yerine hop 2 üzeri 10 yazacağız. Bu da nedir? 1024'e eşittir. Boşu boşuna biz bu sayılarla uğraşmayacağız. Hemen 1024'ü e yapıştırıp geçeceğiz. Çok uzatmayalım sözü. Hemen başlayalım arkadaşım. 0'dan 9'a da ödevimiz 132 141 arası. Hemen 132'yi açtım. Bakın üslü denklemler burada. Bakın üstü işlemler burada ve üste ifadelerde gördüğün gibi 132'den başladı. Konu anlatımlarını lütfen iyi bak. Sonrasında çöz süzgeç süzemezsen süz geç, hocam geçecek üzerinden. Sonrasında bakın arkadaşlar üstü işlemler, her şey var. Lütfen 139'a kadar yani köklü sayılara kadar, üstü, üstü eşitsizliklere kadar yapalım. Bitirelim arkadaşım bunu. Peki dinamo'da neredeyiz? 29 34 arasındayız. Dinamo'ya baktığımızda da 29 34 arası T 29-34 arası. Gördüğünüz gibi üst denklemler geldi. Neredeyiz? Burada bir örnek dört soru. Bir örnek dört soru. Böyle küçük küçük parçalarla parçalayarak fazla soru çözmek isteyenler de Dinamo Soru Bankamızı yapabilir. TAS uygulamasına girip de yapamadıklarını söylüyorsun. Bakın çok önemli. Ödev yapmak aşırı önemli. Ödev yapmak daha önemli bir şey de yapamadıklarını hocalarına yaptırmak, uygulamadan bakmak veyahut da arkadaşlarına yapmak arkadaşım. Bunları unutma. Hemen geçtik. Üstü ifadelerde bakın x bir reel sayı olmak üzere ve üstümde bir doğal sayı olmak üzere ben ne diyorum? X sayısının kuvveti diyorum. X üzeri n'e ben x sayısının kuvveti diyorum. Peki n neymiş? Pozitif tam sayıymış. Pozitif tam sayı. Biraz önce yanlış söylediysem affedin. Pozitif tam sayıymış. Yani 3, 5, 10 olabilir. Yani 10 tane 20 tane sayının aynı sayının yan yana çarpılması bana üstü ifadeyi veriyormuş arkadaşım. Burada dikkat etmen gereken şey x'imiz bizim üstlü ifademiz. Bakın bu üstlü ifadedir. Buradaki x'imiz bizim tabanımız. N de bizim için üs ya da kuvvet diyebileceğimiz şeydir. Üs ya da kuvvet diyeceğiz. Zaten üstü sayılar olduğu için hemen üssü anladık zaten nereden geldiğini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman ben ne yaptım? Buna kısaca 2 üzeri 6 dedim. Yani 2 üzeri 6 nedir? Bu arada 2'lere geçmişken söyleyelim. 2 üzeri 1 2. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 10 da 1024'tür. Bunlar aklında olsun. Neden? 2 üzeri 5 32 ya. 2 üzeri 6 da 2 katı 64'tür. 5 üzeri 4 nedir? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Bu da 25 çarpı 25'tir. 25 çarpı 25'in bakın taktiğini söyleyeyim. Sonu 5 olan 2 tane aynı sayı çarpılırsa Bakın bu 2 mi? 2 Bunu bir arttır 3 3 kere 2 6 5 kere 5 25 Bakın gördünüz mü? Birini bir arttırıyorsun hemen yapıyorsun Veyahut da şöyle göstereyim 45 çarpı 45 Bakın arkadaşım 5 kere 5 25 4 kere 4 değil de bir arttır 4 kere 5 20 O zaman bu da 2025'tir Aferin Hadi bakalım hayırlı olsun yeni bir şey öğrendin Bunu da artık matematik derslerinde kullanırsın Bakın 1 bölü 3 üzeri 3 nedir? O zaman 1 bölü 3'ten 3 tane çarpılacak. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. O da ne oldu? 1 çarpı 1 çarpı 1. 1. 3 kere 3 kere 3. 27 olmuş oldu arkadaşım. Bu üstü sayıların temel kısmını bitirmiş olduk. Üstü sayılar nasıl ifade ediliyormuş? Nasıl yapılıyormuş? Aynı şeyden yan yana çarpılırsa ya da tersten düşünelim. X üzeri 3 nedir? X sayısını 3 kere yan yana çarpmaktır dedim. Bunu da böyle bilesiniz diye söyledim geçtim. Şimdi üstü ifadelerin özellikleri var. O da şu: bir üssün üs bir üssüse ifadenin üssü ise o yazılmaz. Ya da yazılmayan bir üs varsa o birdir. Unutma arkadaşım bunu anlattık. X üzeri sıfır. Her pozitif ya da negatif sayının üssü sıfırsa bunun cevabı yine birdir. Bakın farkındaysan negatif sayılar ya da pozitif sayılar dedim. Peki kim yok burada? Söyle. Ah, hocam herkesi saydın. Hayır sıfırı saymadım. Çünkü sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Sıfır üzeri n de eni yan yana sonsuz kere çarpsan yine sıfır olur. Ama sıfır üzeri sıfır buna mı eşit yoksa buna mı eşit? Ben bilemediğim için ne diyor belirsiz olduğu için buna ne dedik tanımsız dedik. Bir üzeri n nedir? Bu arada tanımsız değil bu. Bunu düzeltelim arkadaşlar. Bu belirsizdir arkadaşım, belirsiz. Bakın bu belirsizdir. sıfır söyler sıfır, belirsizliğidir o. Devam edelim. Ee, bir üzeri n nedir arkadaşım? Bir üzeri n birse, yani bir üzeri n birse değil. Birin hangi kuvvetini alırsan, ister üstü beş al, ister eksi beş al, onun cevabı da her zaman birdir. Bakın, üssü bir olan şey direkt kendisiydi. Üssü sıfır olan şey direkt birdi. Birin bütün kuvvetleri birdi arkadaşım, unutma. Peki. Tek pozitif olan bir şeyin tek kuvveti nedir? Pozitiftir. Pozitif olan bir şeyin çift kuvveti nedir? Yine pozitiftir. Pozitifin bütün kuvvetleri pozitiftir. Ama hangisi? Tam sayı ve tek ya da çift. Zaten tam sayı olacak. Tam sayılar ya tektir ya çifttir. Devam ediyorum. Eksinin tek kuvveti eksidir. Eksinin çift kuvveti artıdır arkadaşım. Bunu da söylemiş oldum. Bunu da halletmiş oldum. Şimdi arkadaşım bak devam edelim. Hemen bakalım nasıl olacak. Eksi 2'nin çift kuvveti olduğu için burası dikkat. Eksi 2'nin parantezin üstünde çift kuvvet olduğu için bunun cevabı artı olacak. 2 üzeri 4'ten de bunun cevabı 16 olacak. Bakın buraya geldik. Tek kuvvet içerisi negatif. O zaman cevap eksi olacak. 2 üzeri 5'in 32 olduğunu söyledik yaptık. Burada çok dikkat etmen gereken bir şey var. O da eksi 2'nin dördüncü kuvveti değil burası. Burası eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bakın siz buraya parantez koymazsanız eksi 2'yi 4 kere çarpmamış olursunuz. Şu an bu halde eksi 2'yi 4 ile çarpmak demek. Ama şu halde eksi 2'yi 4 kere çarpmak demek. Bakın eksi önünde kalıyor. Burada 2'yi 4 ile çarpmak demek. Sen bunun dışına parantez koymanın bir anlamı yok ki. Parantez eksi 2'di. Yani o eksinin 2'ye ait olduğunu göstermekteydi. O yüzden bunun cevabı da eksi 16 olacak. Bakın kuralımızı söyleyelim o zaman. Kural şu. Eksi bir sayının negatif şey özetleyelim. Eksi bir sayının bir üssü neyse o eksi a eksi a eksi a eksi a'ların çarpımıdır. Ama eksi eksi a üzeri ise onun başında eksi vardır. N tane a'nın çarpımıdır. Bunu sakın kaçırma. Bunlar da bu sebepten dolayı bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşım buraya geldik bakalım ne olacak. Şimdi x üzeri eksi 1 1 bölü x demek burada negatif kuvvetin anlamını söylüyoruz. Negatif kuvvetin anlamı arkadaşım bakın üstte negatif varsa o zaman o takla attır demek. Bakın x üzeri 1 bölü x x dediğim şey x üzeri 1 de x bölü 1 değil mi? Onun üzerine eksi 1 dersem o zaman ters çeviririm ona 1 bölü x yaparım. 1 bölü x yaparsam ne olacak? Böyle kalmış olacak. Peki x üzeri eksi ne ne demek? O da şu demek arkadaşım x bölü 1 demek onun üzeri eksi ne demek? Bakın eksi ters çeviriyordu ters çevirirsem 1 bölü x üzeri n demek? O da birazdan göstereceğim. Şimdi gösterebilirim. Bölmede bu hem bunun hem bunun üstüdür. O yüzden de 1 bölü x üzeri n eder. Burada söyledik. Bakın x bölü y diye bir rasyonel sayı varsa Üzeri eksiliyse ise o zaman eksi sadece ters döndürür bunu da söylemiş olduk. E i̇şte bence üssü sayıların en önemli kurallarından biri bu. Üssün üssü neymiş arkadaşım? Üssün üssü çarpma olacakmış. O zaman x üzeri m çarpı ne? Şey i̇şte x üzeri m x üzeri m'nin üzerinde ne varsa x üzeri n'in üzerinde m varsa o zaman ne olacak? İkisi de aynı şey. Üstün üstü M çarpı N. N çarpı B birbirine eşit. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Üstlerimiz bakın neyse o zaman üstler yer değiştirebilir. Ne zaman? içleri pozitif ya da ikisi de çiftse negatif olduğunda içerisi negatif olabilir ama üstlerim çiftlerse o zaman yer değiştirebilir. Üstün üstü çarpma olduğu için istediğim zaman da yer değiştirebilirim ama dikkat edin biri tek biri çift olursa olmaz haberiniz olsun. Burada ne yapacağız? 7 bölü 1'den dolayı 1 bölü 7'nin karesi diyeceğiz. 1 bölü 7'nin karesi 1, 1, 1 bölü 7 çarpı 1 bölü 7'dir. O zaman burası 1 bölü 49 oldu. Geldim buraya. Eksi ne yapardı? Takla attırırdı. Takla attım. 3 geldi. Üzerimde 3 hala duruyor. O zaman o nedir? 3 kere 3 kere 3. Artık bunu da ezberden bilseniz iyi olur. 27'dir. Geldim. Eksi 1 ne yapardı? Takla attırırdı. Takla atarsa ne olur? 5 bölü 4 olur. Şimdi buraya bakalım. 2 üzeri 2 üzeri ne olacak? 3 kere 5 15 olacak ve bu sayımız ne olmuş olacak arkadaşım? Böyle kalmış olacak. Cevabı yazmaya gerek yok arkadaşlar. O yüzden eşite gerek yok. Şimdi burası çok önemli. Bakın burası çok önemli. İlk önce bence işareti sorgulayın. Bakın ilk önce işaretimi sorgulayayım. Sonra üste bakarım. Eksi 7 üzeri 4 var. Parantez mi? Evet parantezin üstü 4. Yani eksi yediği dört kere çarparsan eksi eksi artı, eksi eksi artı, artı ile artı artı. O zaman cevabım kesinlikle artı. Peki üstün üstü çarpma mıydı? Evet. Dört kere üç, on iki. O zaman bunu bulduk. Artıyı yazmasak olur mu? Evet. Artıyı yazmasak olur. Şimdi dikkat. Bakın eksi üç üzeri ne var burada? Eksi iki var. Dikkat. Eksi iki var ama çift kuvvet ama e bu eksi üç üzeri eksi iki. Ha, o zaman şöyle mi olacak? Üçün Eksi 1 olduğu için üssünü hemen takla attıralım. Eksi 1 bölü 3 oldu. Bakın bunun üssü 2. Bir de dışarıda ne var? 7 var. O zaman bunun cevabı ne olacak? Eksi 1 bölü 3 üzeri ne olmuş olacak? Bakın parantez olmayacak. Yanlış yazdım bunu. Burası 14 olacak. Peki 14'ün anlamı ne arkadaşım? Bu arada düzgün yazmak daha önemli. Şöyle yazsak daha iyi olur. Yani aslında bunun en güzel gösterişi şudur. 3 üzeri 14'tür. Bunu da söylemiş olalım. Bakın olay sadece bu. bir, bir Burada ne vardı? Eksi 3 vardı. Eksi 3'ün üzeri eksi olduğu için eksi, hemen eksi 1 bölü 3 oldu. Üzeri 2 üzeri 7 oldu. Tabii ki de burada bu sayıdan kurtarmamız lazım. Bunun üzeri 14 yaparsam da. Bakın yine parantez yapmıyorum. Yapsam çünkü yine ne yapacak bu? Bize pozitif sayıyı verecek. Pozitif değil arkadaşım. O yüzden buradaki geçişi iyi anlayalım. Bunu çok güzel bir şekilde yapalım. Geldik buraya. Peki toplama çıkarma nasıl olur üssü sayılarda? A x üzerine b x üzerine c x üzerine artı ve eksi var. Arkadaşım bir dakika bir şey söyleyeceğim. E, bunlar elma değil mi zaten? Bak a tane x üzerine b tane x üzerine c tane x üzerine. O zaman bunları ortak paranteze almış gibi yapabilirsin. Ya da a ile b'nin toplamı c'yi çıkartacağım. Çünkü bunlar elma muhabbeti diyebilirsin. Bakın sorumuza şurada bir hata var ufak. Bu x, 200, x üzeri, 2 e, üzeri x olacak. 7 tane 2 üzeri x. 6 tane 2 üzeri x. 3 tane 2 üzeri x. E, o zaman 7 artı 6 eksi 3 çarpı 2 üzeri x olmuş oldu. 7 artı 6 13. 3 çıkarsa 10 tane 2 üzeri x benim cevabımdır. Şimdi buraya baktığımda da burada bir karmaşa var gibi toparlayalım. 3 üzeri 18 Artı 13 çarpı 9 var burada. 9 dediğim şey 3 üzeri 2'dir. Üzeri 9. Eksi 5 tane 27 dediğim şey 3 üzeri 3'tür. Üzeri 6 oldu. Bakın burası nedir? 3 üzeri 18 artı burası nedir? 13 çarpı 3 üzeri 18'dir. Eksi burası nedir? 5 tane 3 üzeri 18'dir. Bakın cevaplarımız hep böyle çıktı. O zaman bir tane 3 üzeri 18. 13 tane 3 üzeri 18 14 tane etti. 5 tane çıkartırsam 9 tane 3 üzeri 18 etmiş oldu benim cevabım. Şimdi arkadaşım daha görmedik birazdan göreceğiz. Hatta hemen söyleyip gösterelim. Bu burada kalsın. Bakın çarpma işleminde de iki tür çarpma işlemim var. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Üstler aynıysa ortak parantezi alınır. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Hemen ilk örneğini burada yapmış olalım. 9 dediğim şey 3 üzeri 2 idi. Bu da 3 üzeri 18 Tabanlar aynı olduğuna göre üstler toplanacak. 3 üzeri 20 olacak. Şimdi arkadaşım buraya dikkat edelim. Buraya dikkat edelim. Örneklerime baktım. Tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa üstü sayılarda üstler toplanır. Bakın burada tabanlar aynı. Üstler toplanır. Eksi 6 ile 11'i toplarsam 5. Bu arada üstün üstü olacağı için... 2 üzeri, 2 üzeri 2 üzeri 2 üzeri 2 üzeri 5. Yani bunun cevabı 2 üzeri 10 etti. Tabanlar aynı mı? Değil. Ama üstler aynı. O zaman 2 çarpı 7 ortak parantezi alacaktım. Buradan da 14 üzeri 13 geldi. Aşağıya baktığımda da lütfen çok dikkat. X 4 dediğim şey eksili bir şeyin üst, parantez üstünde. O zaman burası kesin artı burası artı. Cevabım artı edecek. 3 üzeri 4, 5 üzeri 4 tabanları aynı olduğuna göre ne yapacağız? Üst, pardon üstler aynı olduğuna göre ortak çarpımı aldım. 3 kere 5, 15 üzeri 4 olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşım. Eksiyi ilk önce halledin. Eksi mi artı mı? Bu artı bu artı cevap artı olacak. İlk önce bunu halletmek daha önemli. Geldiğim bölme işlemine arkadaşım. Bölme işleminde de tabanlar aynı olduğunda Bölmede üstler çıkarılır. üstten aynıysa bu sefer de ortak paranteze alınır çarpma gibi. Bakın çarpma toplama çıkarma bölme çıkarma çarpma toplama. Burada da ikisinde de ortak parantez ne? Üstler ortaksa. Bakın tabanlar aynı üstler çıkarılacak. 17'den 8 çıkarsa 9. Bakın burada tabanlar aynı üstler çıkarılacak. Dikkat 11 4 eksi eksi 3'ten dolayı 7. Unutma çıkarma işlemi. Geldim buraya. Üstler aynıysa ortak üsse alacağım arkadaşım. O da 4 üzeri 8. 4 üzeri 8 de 2 üzeri 2 üzeri 8 olduğu için oradan da 2 üzeri 16 diye bunun cevabını bulmuş olurum. İşte bu kadar arkadaşlar. Dikkat edin. Taban mı aynı? Üst mü aynı? Çarpma mı bölme mi? Ona dikkat edin. Burayı unutmayın. Sakın şunu karıştırmayın. Bakın bu x üzeri m ise artı bu da x üzeri y üzeri m ise Burada hiçbir şey olmaz. Bakın çok önemli burası. X üzeri neyse, Y üzeri neyse burada hiçbir şey olmaz. Tabanlar aynıysa üstlere göre yapacaksın. Peki şöyle bir şey olsa ne olur? Ee, gerçi bunlar aynı şeyler. Fark eden bir şey yok. Tabanlar aynı olsa ne olur? X üzeri M artı X üzeri N olsa ne olur? Yine bir şey olmaz. Bakın bunlar toplamada bunlar hiçbir şey olmaz. X üzeri N ya da X üzeri M eksi X üzeri N olsa ne olur? Çıkarmada da hiçbir şey olmaz. Bizim amacımız çarpmada üstler toplanacak. Bölmede üstler çıkarılacak. Çarpmada ve bölmede ortak üste alınacak. Bunu unutmayın dediğim. Geldim karman çorman bir soruya. Yavaş yavaş sakin sakin çözeceğim. 32 dediğim şey 2 üzeri 5'tir. Onun üzerinde bir de 2 var. Çarpı 4 dediğim şey 2 üzeri 2'dir zaten. 8 dediğim şey 2 üzeri 3'tür. Onun üzeri de eksi 2'dir. Bölü aşağıya geldim. 2 üzeri eksi 7 var. Çarpı 1 bölü 2 demek. 2 üzeri eksi 1 demekti. Bir de burada 4 var. 4 de 2 üzeri 2 üzeri 5 demek. Cevabım da 2 çarpı x oldu. Şimdi çok dikkat. Üstün üstü çarpmaydı. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 2 çarpı. Burası da üstün üstü çarpmaydı. 2 üzeri eksi 6 bölü. Aşağıya baktığımda 2 üzeri eksi 7 çarpı 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri 10 buldum. Cevabımda 2x yazdım. Şimdi arkadaşım çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Tabanlar aynıysa üstler toplanacak. Toplayalım. 10 artı 2 12 artı eksi 6 2 üzeri 6 geldi. 12'den 6 çıktı. Ya da 12 artı eksi 6 yaptım. 6 buldum. Tabanları aynıysa üstler toplanacak. Eksi 7, eksi 1 daha. Eksi 8. Sekiz. Eksi 8'i 10 ile toplarsam 2 üzeri 2 etmiş oldu. Burası da 2 çarpı x'miş. Şimdi devam edelim. Bakın burada ne var arkadaşım? 2 üzeri 6 tabanları aynı olduğu için üstler çıkarılacak. 2 üzeri 6, 2 üzeri 2. Tabanlar aynı. Üstler çıkarıldı. 2 üzeri 4. Karşıda da 2x var. Her tarafı 2'ye bölersem bakın Burada 2 üzeri 1 olduğu için x dediğim şey ne olacakmış? Tabanlar aynı üstler çıkarılacak. 2 üzeri 3'ten 8 yapmış oldum arkadaşım. X'im kaçmış? 8'miş. Bunu da güzel bir şekilde sorudan çözdüm ve soruyu halletmiş oldum. Sakin ol. Matematik düzgün yazma işidir. Düzgün yazdıktan sonra Allah'ın izniyle her şey güzel olur. Geçtim. Şimdi bakın biraz önceki soru çarpmaydı üstlerdi. Üstler topla üstler toplanacaktı. Kolaydı ya da üstün üstü çarpmayı. Şimdi bakın 4 üzeri 15, 4 üzeri 16, 4 üzeri 17, 2 üzeri 25, 2 üzeri 26, 2 üzeri 27 var. Şimdi çok dikkat edin. Bir kere 4 üzeri 15 ne? 2 üzeri 2 üzeri 15 artı 4 üzeri 16 ne? 2 üzeri 2 üzeri 16 artı burası ne? 2 üzeri 2 üzeri 17 olduğunu biliyorum. Şimdi çok dikkat burası. Şunu üst tarafı toparlayayım sonra alt tarafı rahat anlarız. Burası 2 üzeri 30 artı 2 üzeri 32 artı 2 üzeri 34 etti. Şimdi arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Çünkü ne yapacağım? Bakın her zaman toplama işlemi olduğunda en küçük üste göre yazacağız diğerlerini. Bakın en küçük üste göre yazarsam artık toparlıyorum. Burası üst taraftı. Bakın en küçük üste göre yazıyorum. Çok dikkat. 2 üzeri 30'u yazdım. Artı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 30'u yazdım. Artı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri, 2 üzeri 30'u yazdım. Bölü ne yaptım? Bakın tabanlar aynıysa üstler toplanacaktı ya. O zaman sen 2 üzeri 32'yi dans ettirebilirsin. Nasıl? 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 30 yaparsın. istediğin yerde istersen de paşa gönlün bilir. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 22 yaparsın. Ama ne yaparsan yap eski formatına bakın hiçbir zaman matematikte bunlar cevabı bu mudur diye sormaz. Hangisini sorar? Bunları buradan bunları ayırıyor musun? Hangi duruma göre ayıracağını biliyor musun sorar. Geldim buraya en küçüğe göre yazıyorum. 2 üzeri 25 artı burası 2 tane 2 üzeri 25. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 25. Burası da 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 25 arkadaşım. Bunu da gözden kaçırma. Bakın her zaman yaptığımız gibi şu 4, şu 16 bunun da önünde görünmez 1 var. O zaman bir tane 2 üzeri 30, 4 tane 2 üzeri 30, ettim sana 5 tane 2 üzeri 30. 16'yı da koydum 21 tane 2 üzeri 30 var. Geldim buraya. Bakın burada bir tane var 2 üzeri 25 2 tane var. Etti sana 3. Burada da 4 tane var. Etti sana 7. 7 tane 2 üzeri 25 yazmış oldum. 21 ile 7 sadeleşir. Ne olur? 3 olur. 2 üzeri 30, 2 üzeri 25 tabanları aynı. Üstler çıkarılacak. 2 üzeri 5 gelmiş olacak. Peki ne olmuş oldu? 3 kere 32. Çünkü bildiğimiz cevaptı. O zaman ne olmuş oldu cevabım? 96 olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Biz de güzel bir şekilde çözdük ve olayı bitirdik. Geldik başka cins soruya. Bakın elimizde 2, 3 ve 5 var. Üstler X. E bunun da üstü X. O zaman 360'ı bir parçalayalım. Bakın 360'ı neyle parçalayabiliriz? 10 ile parçalarım 36 eder. 9 ile parçalarım 4 eder. 4 ile parçalarım 1 eder. Hocam bu ne biçim parçalama? Arkadaşım 10 dediğim şey 2 kere 5 değil mi? 9 dediğim şey 3 üzeri 2 değil mi? 4 dediğim şey 2 üzeri 2 değil mi? O zaman şu, sadece şu 2'yi buradan silip bunun üstünü 2'yi de 3 yapacağım. Heh. O zaman bakın bunu parçalara ayırdım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri x oldu. Bunu yaptım. Devam edelim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşım bak çok dikkat et. Üstler ne oluyordu? Dağılacaktı. Aynı üstler dağılıyordu. Bu da bu şekilde dağılacak. 2 üzeri 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Bakın şimdi ben size ne demiştim? x üzeri m çarpı neyle? x üzeri n çarpı m aynıydı. Yani yer değiştirebilirlerdi. O zaman yer değiştiriyorum bakın. Hiçbir sakınca yok. Çünkü pozitif sayı. O zaman ne oldu? 3 üzeri x üzeri 2. Burada da 5 üzeri x var arkadaşım. Şimdi, şimdi çok dikkat. Ne oldu? Bana A demişti. O zaman bu sayım A küpmüş. Çarpı burası B kareymiş. Çarpı burası C'ymiş arkadaşım. Bunu göstermiş ve söylemiş. Olduk. Halletmiş olduk. Gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde yapmış olduk. Bunu da ne yapacaksın? Tamamen kural. Üstü sayılar tamamen kural arkadaşım. Kurallara hakim olacaksın. Bir de kuralları düzden değil tersten bileceksin. Bak ne demiştik? Üstü üstü çarpmaydı. Bir de üstler yer değişebilirdi. Bakın üstler aynıysa ortak üste alınırdı. Hayır. Ortak üste ise parça parça da yazılabilir. Hep buna benzer kuralları çok iyi bileceksin ve ona göre hareket edeceksin. Geldim üstü denklemlere. Üstü denklemler çok kolay bir mevzu. Bakın çok çok az bir yerimiz kaldı. Hemen onları bitirelim ve dersimizi de bitirmiş olalım. Şimdi bakın arkadaşlar tabanındaki sayının eksi bir sıfır bir Olmadığı üslü denklemlerde. Ne yapacaksın? Tabanları aynıysa üstler aynıdır. Ne demek istiyoruz hocam? Üks, x, x, 2 üzeri x artı 1 varsa burası da 128 ya. Ben de demiştim 2 üzeri 5'i iyi bilir. 32 idi. 64, 128. Heh 7. O zaman 2 üzeri 7'ymiş. O zaman x artı 1 eşittir 7 ise tabanlar aynı olduğu için üstler aynı olacak. O zaman x'im ne olmuş oldu? 6 olmuş oldu. Buraya yazdım. Geldim buraya. Bak şimdi bu 3 üzeri 4 değil mi dostum? Evet. N artı 1 burada var. Dikkat et. Bu da 1 bölü 3 ya. 1 bölü 3 dediğin şey hani ters dönmüş ya. 3 üzeri eksi 1 değil mi? Evet. 3 üzeri eksi 1 ise burası da 2 yani eksi 10 oldu. Burada ne oldu arkadaşım? 3 üzeri 4 n artı 4 var. Burada da 3 üzeri eksi 2 n artı 10 var. Buradan da bakarsan arkadaşım tabanlar aynı olduğu için geçtim. Eksi 2'yi karşıya attım. 6 ne? 4'ü karşıya attım. Ondan 4 çıktı. 6 ne kaçmış? 1'miş arkadaşlar. Bu soruda böyle birine bu soruyu da bu şekilde güzel bir şekilde yapmış olduk. Tabanlar aynıysa üstler aynı olacak. Ne zaman? Eksi 1, 0, 1 değilse tabanın bunlar olacak. Biraz önce ben size ne demiştim? her zaman üssü küçük olana göre yazacaksınız demiştim. Yazalım. 15 üzeri x çarpı 15 üzeri 2 artı 15 üzeri x çarpı 15 artı 15 üzeri x bölü. Burada da 3 tane bakın uzatmayalım burayı. 5 üzeri x, 5 üzeri 5 üzeri x. 3 tane 5 üzeri x var. Hocam 5 üzeri 3x değil mi? Değil. Bakın bunlar toplama elma elma elma. Bir tane iki tane üç tane. Üç tane elma var burada. Cevabım da neymiş? 241'miş. 241 sayısı bir değişik geldi bana. Bakalım buradan herhalde bir sonuç elde ederiz. O zaman burası ne oldu? 15 çarpı 15 demiştik ya. 25'i sonuna yaz. Bir kere 2 225. E bir 15 burada var. Bir tane de bir görünmez var. E o zaman ne oldu? 225 tane elma 15 tane elma daha 240. Bir tane elma daha 241. Oba! 241 çarpı 15 üzeri x bölü 3 çarpı 5 üzeri x eşittir. 241 bölü 1. Neden böyle yaptım? Payda sadece sayı ile çarpım durumundaki sayı sadeleşebilir. Dikkat! 3 kere 5 değil mi bu? Evet. O zaman onu da parçalarım ben ortak üstten alıp. O zaman burası da ne oldu? 3 çarpı 5 üzeri x. Bunlar birbirini götürüyorsa e bunların da birbirini götürmesi lazım ki cevabın bir olması lazım. Demek ki o zaman üssü bir olduğuna göre ben de buradan ne diyorum? X'im de bir olsun ki üstleri aynı olsun ve sorumun cevabı bitmiş olsun. İşte bu arkadaşım. Bunları çok güzel bir şekilde yaptık. Bunları inşallah iyi anlamışın, iyi anlamışındır. İnşallah güzel bir şekilde sorularını çözersin. Tamamen kuralları uyguluyorsun. Başka bir eksiğin yok. Şimdi geldim buraya. A üzerine B üzerine birbirine eşitse bakın tabanlar aynıysa üstler aynıdır dedik ama üstler aynıysa o zaman yine üstüm tekse direkt eşit olacaklar tabanlar. Ama üstüm çiftse belki eksilisi de olabilir. Çünkü eksi 3'ün de 4. kuvveti 81. 3'ün de 4. kuvveti 81. Üstlerim aynıysa o zaman tek mi çift mi diye sorgularım. Mesela bakın burada tek. Tekse o zaman kesinlikle ve kesinlikle Tabanlar da aynıdır dedik. Attım buraya 2x. 9'dan 1 çıktı 8. x eşittir ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. Tabanlar aynı. Daha doğrusu üstler aynı ve tekse direkt birbirlerine eşitler. Bakın arkada da bir tane sorun var. O arkadaki sorunda çift üstü. Ona bakalım şimdi. O zaman burayı yapalım hızlıca. 2x eksi 13 üzeri 4 var. Bir de burada 3 üzeri 4 var. Bakın tabanları aynı aynı mı değil mi bilmiyorum. Üssüm çift olduğu için hop bir buraya hop bir buraya çözüm yapacağım. Peki nasıl bir çözüm yapacağım onu? İyi izle. Ya gerçekten de bunun cevabı 3'tür. 3 üzeri 14, 3 üzeri 14'e eşittir. Öyle bir durum olsa ne olacak arkadaşım? X eşittir 8 olacak. Buraya geldiğimde belki de burası eksi 3'tür. Eksi 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 481. O zaman ne olmuş oldu? 2x eksi 13. Belki de Eksi 3'tür. Attım karşıya. 2x eşittir. A artı 13 oldu. Artı 13 eksi 3 daha. Bu sefer cevabım 10 oldu. O zaman her iki tarafı 2'ye bölersem de x 5 olmuş oldu. 5 koyarsam yerine 10 eksi 13'ten de eksi 3. Eksi 3'ün 4. kuvvetli benim cevabım olabilir. Üstlerim çiftse hemen ne yapacağım? İçerisinin negatif olabilme ihtimalinde göz önünde bulacağım, bulunduracağım. Geldim buraya. Çok önemli bir mevzu daha. Bakın dikkat edin. Benim cevabım 1 birse. Ne zaman 1 oluyordu arkadaşım? Pay, e, pay nereden çıktı ya pardon. E, tabanın 1 olduğunda üssümün hiçbir önemi yoktu. Taban 1 olduğu anda ne oluyordu arkadaşım? Üssün hiçbir önemi yoktu. Peki. Ne sıfırsa yani üssüm sıfırsa ne oluyordu? Cevap 1 oluyordu. Ama burada dikkat etmem gereken acaba tabanda sıfır oluyor mu? Buna dikkat edeceğim. Bir de arkadaşım tabanım eksi bir olabiliyordu. Ama bu sefer de üssüm çift olacaktı. aklında olsun arkadaşlar. Üssüm çift olacaktı. O zaman bu kuralları cevabın 1 olduğunda tek tek yapacaksın. 1. Ne diyeceksin? Tabanın 1 ise. Bakın tabanın 1 olduğunu koşulsuz şartsız. Birinci muhabbet tabanın 1 olması. x artı 3 eşittir 1. O zaman buradan da x eşittir eksi 2 oldu. Eksi 2 olduğunda ne olmuş oldu? Eksi 2 artı 3 1. Bakın eksi 2 artı 75, 1 üzeri 5 ne olmuş oldu? 1 olmuş oldu. 2, 2. Tabanım, şey üstüm 0 olacak. Hemen yapalım. X artı 7 eşittir 0. X eşittir eksi 7 oldu. X'im eksi 7 olduğunda bakalım içerisinde ne oluyor? Ye, eksi 7 artı 3, eksi 4. Eksi 4 üzeri 0 ne olmuş oluyor? 1 olmuş oluyor. Gerçekten de doğru. Bu da oldu. Bu arada ne yapıyorum? Bakın tabanımın sıfır olmadığını da göz önünde bulundurdum. Ona da baktım, kontrol ettim. O da ayrı bir çek. Burada checklistin iki tane, iki maddeden oluşuyor. Bunu kaçırma. Burada tek madde. Ee, bu arada ne yaptık? Ha burayı yaptım. Hayır. Şu an üssü üssü yaptım. Şimdi burayı yapacağım. Bir de paydam şey tabanım eksi birse ise o zaman onu yapalım. X artı 3 eşittir eksi birse ise buradan x'im eksi 4 çıktı. Bakın x eksi 4 olduğunda tek tiki attım. X, x 4 buldum. Şimdi x4 buldum ama üssüm de çift olacak. Bak üs çift olacak. O zaman x artı y 7 pardon çift mi diye bir soru soruyorum kendime. Hemen x4 yerine koyuyorum. x 4'ü yerine koyarsam da ne olmuş olacak? Dikkat edin. x 4 artı 7'den dolayı da cevabım 3 çıktı. 3 tektir. O zaman gördüğün gibi bakın bir tane bir tane İki tane kontrol etmem gereken şey vardı ama bir tanesi sağladı diğeri sağlamadı. O zaman kusura bakmasın bu çözüm kümesinde olamayacak. Çözüm kümesinde kim olacak o zaman? Eksi 2 olacak bir de eksi 7 olacak dedim ve bu sorumu da bitirmiş oldum. İşte çok güzel bir şekilde yaptık. Bakın istiyorsanız eksi 4'ü koyun yerine. Eksi 4'ü koyarsam eksi 1 üzeri ne oluyor? 3 oluyor. Eksi 1 üzeri 3 üstün tekse ...cevabım benim. Eksi bir çıkardı. Bir değil. Geldik buraya. Müthiş bir soru tarzı. Bu kitaplarda yüzde yüz oluyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey... ...iki tane A üzeri M, B üzeri X... ...A üzerine B üzeri Y var. A'ların alt alta, B'lerin alt alta geldiğine çok dikkat edeceksin. A'lar ve B'ler alt alta gelecek arkadaşım. O yüzden burayı unutma. O zaman ne olmuş olacak? Burası M üzerine... Burası da yx, şey, m bölü N, x bölü y'ye eşit işte olacak. Burada lütfen buna dikkat et. Bakın şimdi genellikle bazı çakal sorular bunu kullanırlar. Hemen yapalım bakalım anlayabileceğiz mi? Bir çakallık var mı bu soruda? 9. Şimdi şuraya bakarsan bu 3 üzeri 3 üzeri x'tir. Bu da 2 üzeri 6'dır. Alt tarafa baktığımda bu 2 üzeri y'dir. Bu da 3 üzeri 2'dir. Şimdi arkadaşım burası 3 üzeri 3x. Bunu biliyorum. Yazayım. 3 üzeri 3x yazdım. Burası da 2 üzeri 6'ymış. Dikkat. Şimdi bunun altına 2 üzeri y'yi kondurmuş. Hayır arkadaşım. Sen 3 üzeri 2'yi yazacaksın. 2 üzeri y'yi buraya yazacaksın. Ve bu sistemden de sen 3x bölü 2 eşittir 6 bölü y deyip içler dışlar yapacaksın. Yaptığın anda da şunu göreceksin. 3 x y eşittir 12. Her iki tarafı 3'e bölersem o zaman ne olmuş oldu? x çarpı y eşittir 4 olmuş oldu. Bu soru tarzı çok güzeldi. Bu soru tarzı güzel işlemler oluyor. Yalnız çakallık yapacaklar. Seni kandırmaya çalışacaklar. Ama sen Tonguç Akademi farkıyla kandırılmayacaksın. Güzel bir şekilde sorunu çözmüş olacaksın. Geldik yeni nesil bir soruya. İçinde 100 bin adet bakteri bulunan bir deney tüpünde her dakikada bakteri sayısı 1 bölü 5 oranında 5'te 1 oranında azalıyor. Bakın şimdi arkadaşlar bir yerde 5x tane bakteri varsa 5'te 1'i bunun x bakteridir. Azalırsa 4x bakteri kalır. Demek ki 5 bakteri 4'e düşüyor. 5 bakteri 4'e düşüyor. O zaman demek ki ben benim elimde 100 bakteri varsa 5'te 1 oranında azalacaksa ben 20 azalacağım 80 olacağım. O zaman ben şöyle bir şey diyebilir miyim? 100.000 bin bakterim varsa 1 dakika sonra ben 5'e bölünüp 4 ile çarpılacağım. Bakın 5'e böldüm 4 ile çarptım. 5'e böldüm 4 ile çarptım. O zaman bir saat sonunda bunu yapacağım. E bana diyor ki bir saat diyorum özür dilerim dakikaydı. Bir dakikada bu oluyor. E beş dakikada bu sayı da beşe bölünüp dörtle çarpılacak. Sonra elimde olan sayı yine de dörde beşe bölünüp dörtle çarpılacak. O zaman bu tekrar tekrar yapılacağı için işlemin bu olacak. E burada ne yazıyor arkadaşım? Burada on üzeri beş yazıyor. Dört bölü beş olduğunu gördün. Üzeri beş olduğunu gördün. Peki burada cevabıma bakarsan on üzeri beş. On üzeri beş tamam eyvallah da. On üzeri beş ne? İki kere beşin çarpımının üstü beş. O zaman 255 çarpı 5 üzeri 5 oldu. Çarpı bu da hemen parçalansın. 4 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5 olsun. 5 üzeri 5 daha birbirini götürdü. E bu adam 2 üzeri 2 idi. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 2 üzeri 5 oldu. Hemen bakın ne olmuş oldu. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 10. Buradan da cevabımız 2 üzeri 15 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Olay bu. Lütfen yeni nesil soru olduğuna bakma. Lütfen düzgün oku. Burada soru çok kolay. Yalnız şurada 5'e bölüp 4 ile çarpacağını bilirsen. Bakın bir 5'te 1 oranına düşüyor demiyor. 5'te 1 oranına düşüyor demiyor. 5'te 1 oluyor demiyor. 5'te 1 oranında azalıyor diyor. O yüzden de bu şekilde. Mesela 5'te 1 oranında artsaydı bakteri sayısı çoğalıyorlar diyelim. O zaman 10'a bölüp 12 ile çarpacaktım. Ya da 5'e bölüp 6 ile çarpacaktım. Unutma. Yani buradaki sayım 6 bölü 5 olacaktı. Çoğalsalardı. Ama bunlar azalıyorlar. O yüzden bu şekilde olacak. İşte neden bu kadar heyecan yaptım? Çünkü çok güzel bir konuyu 40 dakikada bitirdik. Üstü ifadelerin tanımını yaptık. Özelliklerini yaptık. Denklemlerin de içinden geçtik. Süper bir şekilde yaptık. Lütfen arkadaşım ödevlerini yapmadan gelme. İşte soru bankası. İşte konu anlatımlı soru bankası. Lütfen sorularını yap güzel bir şekilde olayı bitir ve köklü sayılara hazır bir şekilde beni bekle. Şimdilik şunu bekle. Ödülü sorunun cevabını yorumlara yazıyorsun. Like butonunu kırmayı unutmuyorsun. Ve daha önemlisi sizleri sevdiğimi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.